Son seçim süreciyle ilgili çok morali bozulan insanlara ben şöyle bir cevap verdim. Şiir benim hayatımda bir dönüm noktası olduğu gibi zorunluluk olduğunu da söyleyebilirim. Kendi hayatımda kendi imkanlarımla bir şeyler yaratmanın belki de öncesi oldu şiir. Bataklıklar arasında yetişmesine rağmen kendi taç yapraklarından dolayı çamura bulaşmıyor. Çamura bulaşsa bile leke kalmıyor. Yani yaşadığımız çağı hepimiz biliyoruz. Acıların olduğu, sıkıntıların olduğu, baskıların, özgürlüklerin ele alındığı bir dönemde, kadın cinayetlerinin bulunduğu bir yerde şiir yazan mutlaka temiz bir duyguya, güçlü bir oluşuma, güçlü bir bakışa, duruşa sahip olmak zorundadır. Şairin bir vicdanı var. Şairi diğerlerinden ayıran biraz da budur. Biz hayatı sadece anlamak değil, anlamlandırmak ve bu anlamlandırdıklarımızı da insanların yüreğine işlemek zorundayız. Sorulur özcesiz sevinin kelebek gözlere. Kanamış yalnızlığa ıhlamur kokusu derlemekteyim. Murat suyunda genç kızlar görsünler diye resimlerini. Tutar elinden beyazın. Çevirisi diye bir fotoğraf serim. Burada işte farklı nesneleri yüzüme yerleştirerek yüzümle işte konuşamayan nesneler arasından öyle bir görsel bağdaşıklıklar kurdum. Bu figürünü de şiirlerde işlerken kendi babamdan da yola çıkarak ve hayatıma girmiş bütün somut anlamda erkeklerle de ilişkilendirerek ama aynı zamanda sözcük ve nesnesel olarak da biraz daha işte o iktidarı kuran ve bizi gerçekten baskılayan biraz işte gördüğümüz şeyin ötesinde olan şeyleri görmemize izin vermeyen her şeyi düşünerek sorguladığım bir şeydi. O yüzden Leanta Grand Hasidine Darım Hündür Jide ve Neyartire Padişavut yine Ülkenin Karat Ekibidinim Sebre Kemmezim Deynim Berserefe Ulbende Bisekinim Riyemin Huyene Yeşiciyanere Timidi Kermiçe Upireke Şahin Ejira Kevnareye Uzudu Betile Thank you.